Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğum var. Şair Gökhan Sillelioğlu bizimle birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için, konuk kaldığınız için. Biz teşekkür ederiz icabet Rica ettiğiniz ederim. için. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de Umarım iyiyiz. güzel bir program diliyorum. Bizler de aynı şekilde. Şimdi Gökhan Bey, kitaplarınız hakkında konuşacağız, şiir konuşacağız. Evet. Çok da güzel konular. Fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Ben Gökhan Sillelioğlu, 33 yaşındayım. Kocaeli'de yaşıyorum. Özel bir firmada çalışıyorum, özel bir sektörde çalışıyorum ekstradan, kitap harici, şairlik harici. Bekarım, şu an hayatımı böyle müdahale Çok güzel. ediyorum. Peki yazmaya nasıl başladınız? Yazmaya nasıl başladım? 2016'da başladım, ilk Nisan ayıydı. O aralar böyle biraz içime kapanmış bir ruh haline bürünmüştüm. Ondan sonra biraz da böyle insanlardan uzaklaşma isteği, İşte insanlardan kaçma isteği, biraz çevremden uzaklaşma gereği duymuştum. Ama en çok beni burada etkileyen, sonuçta insan hani şiir yazacağını bilemiyor. Bu sonradan gelişen bir şey. O ara okumaya çok merak salmıştım. Normalde de okuyan bir insanım. O zaman ekstradan daha fazla okumaya merak sardım ve okumaya başladım. Genelde böyle işte kendi şairlerimizi okumaya başladım. İkinci Yeniciler olsun, Garip Akımı olsun, işte Nazım Hikmetler, Cemal Süreyyalar falan. Ondan sonra Yazmaya başladınız bu dönemde. evet, İşte yazmaya başladığım o dönemde bir Nisan ayıydı. O anda da dediğim gibi insanlardan uzaklaşma, biraz da içime kapanık bir insanım. Hani burada şey yapmayacağım, yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Hani bir insanı anlatmaktansa, biriyle paylaşmaktansa yazmak. genelde böyle hem yazmayı tercih ettim, hem de böyle içimde onu yaşayıp sorunu çözmeye, işte problemi halletmeye çalıştım. En son bir gün böyle oturdum. O anda tek başımaydım zaten. Ya aldım elime kalemi, böyle bir şeyler karaladım. Hiç unutmuyorum, hani 2016 Nisan ayıydı. Ki Nisan ayı ile ilgili de yani içinde de geçiyor şiirin. Öyle bir yazdım. Tabii ilk yazdığınızda hani insan bunu pek önemsemiyor. Hani nereye gider? Gider mi? Yazmaya devam eder miyim? Daha sonrasında ne olur? Fakat tabii işte beklemediğim bir şekilde olaylar gelişti. Buralara kadar geldi. Şu an kitabımız piyasada. Çok güzel. Ne zaman çıktı kitabınız? Yaklaşık 3 hafta önce Malum. İkinci Adam yayınları tarafından piyasaya sürüldü. Çok güzel. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Peki ederim. nereden Sağ olun. ulaşım sağlayabiliyorlar? Yani dijitalde bir satışı var mı yoksa yalnızca kitap mağazalarında mı? Şu an mağazalarda yok. İnternet sitelerinden satışa çıkıyor. Söylememde bir sakınca var Yok mı? hayır söyleyebilirsin. İşte Diyanar mağaza. Bir Diyanar. saniye. Keselim burayı. Evet, çok oldu. Söylememde bir sakın onu da söylemeyin. Ben direkt size sordum nerede diye. Siz de şu anda dijitalde D&R'dan emredebilirler Onları diyebilirsiniz. sadece D&R değil, birkaç tane var. Onları Tamam sayayım söyleyebilirsiniz şu anda ikisini. mı? Tamam. Hazırsak başlayalım. Pardon ya, özlerim. Bir karıştırdım orayı. Estağfurullah ben de bir su Ben bir içeyim. daha soracağınızı sandım. O yüzden Yok ben kaldım. sormuyorum. Siz Kusura bakmayın. dümdüz devam Tamam. edin. Nereden ulaşabiliyorlar demiştim. İnternet sitelerinden ulaşabilirler. D&R, BKM Kitap, İnkılap. Şu an mağazalarda yok yani değil mi? Mağazalarda yok, sadece internet satışı üzerinden. Trendyol, hepsi burada da. Turkuaz Yayınevi bir de son olarak. Orada internet Aslında dijitalde sitelerinden. oldukça aktifsiniz. Dijitalde oldukça aktifiz. Güzel de gidiyor. Umarız devamlı böyle süre gider. Çok güzel. Biz de hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Şimdi ederim biraz tekrardan. şiire gelelim istiyorum. Gökhan Bey yavaş yavaş. Ben de bir Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olarak Ne güzel. bizzat işin içinde olan biri Evet. olarak söyleyebilirim ki şiire yönelim biraz daha az. Evet. Yani daha çok roman ve hikayeler ağırlıkta okuyucu kitlesine hitap ediyor gibi hissediyorum. Bizzat kendim de aynı şekilde. Yani ben de fazla şiiri elbette severim ama Tabii. %10'luk bir dilim vardır. Hep aynı tarzda okurum, aynı şeyde devam ederim. Bu sizi nasıl etkiledi bu konuda şiir kitabı çıkartmak? Bu şunu şöyle cevaplayabilirim. Bunu sonuçta hani ilk başta çıkartırken de veya bu yola çıktığımda da şiir kitabı çıkartmaya karar verdiğimde de azınlık bir kitleye hitap edeceğimi ben farkındaydım zaten. Hani azınlık bir kitleden de daha çok hani günümüz kitaplarından bahsetmeyeyim, eski kitaplardan bahsedeyim. İşte İkinci Yeniciler, programın başında da söyledim. İşte Garip Akım, o üstat dediğimiz şairlerin tarzında mesela yeni dönemde o tarz kitaplar, o tarz şiir kitapları, ya şimdi yalan olmasın, ben göremiyorum pek fazla. Hani biraz daha böyle
bana şöyle geliyor şu anki kitaplar, özellikle şiir kitapları. Hani sanki böyle arkadaşını bir yerde oturmuşsun da dertleşiyormuşsun gibi ve bunları yazıya döküp sonradan kitaplaştırılmış tarzında olduğunu düşündüm. Ben de burada eski şairlerden etkilenerek, ilham alarak, onlara benzemeye çalışarak, elbette ki hani onların birebir aynısı değil ama hani etkilendikten sonra ister istemez onların kafasını yaşamaya başladıktan sonra o tarz yazmaya başlıyorsunuz. Hangi şairler bunlar, etkilendiğiniz şairler, yazarlar? Yani şöyle söyleyeyim, ya birçok şair var ama özellikle benim için en başta gelen kişi kesinlikle Cemal Süreyya'dır. Hani yaşamı olsun, yaşadıkları olsun, hayat akışı olsun, tamamen o kadar kendimi oraya benzetiyorum ki. Hani o yüzden sanki benim için hani eskide yaşamış bir şair, eskide yaşamış bir insan değil de hani alemden gibi görüyorum onu. Ya o kadar bir bağlı hissediyorum kendimi Cemal Süreyya'ya. Peki şiirlerinde nasıl bir yakınlık kurdunuz? Şiirlerimde nasıl bir yakınlık kurdum? Şimdi onun şiirlerin çoğu, hatta kendi de böyle bir röportajında söyler. Evet. Benim şiirim tanımlanmamış şiirdir der. Kendi de bahsettiği gibi hani tanımlanmamış bir şiir benimkisi diyor. Ben kendi şiirimi de öyle adlandırıyorum. Hani gerçekten tanımlanmamış bir şiir. Çünkü böyle kolay anlaşılabilecek, kolay anlaşılabilecek, hani okuduğunuzda hemen size geçebilecek bir şiir olarak tanımlamıyorum kendi şiirimi. Hani üstü kapalı, hani gerçekten o anki okuyan kişinin duygusuna, heyecanına veya hissine, mutluluğuna, acısına hiç fark etmez. Gerçekten o şiiri bulduğunda, herhangi bir şiirimi bulduğunda bunu benimseyeceğini düşünüyorum. Peki sanat için midir, toplum için midir? Sanat kesinlikle sanat içindir. Toplum için olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar sanatı gerçekten heba ediyorlar. Elbette ki çok değerini bilenler var. Gerçekten hani sanatın hakkını verenler de var ama ben yine de sanat içindir düşüncesindeyim her zaman. Çok güzel. Peki sizi şu anki dönemdaş olduğunuz şairlerden ayıran özellikler neler? Yani beni şu anki dönemden ve eski dönemden ayıran sebepler şunlar olabilir. Şimdi eskiyi tabii ki de her zaman ayrı tutuyorum. Hani o dönemin şartları, o dönemin zorlukları, tabii o dönemin yaşanmışlıkları, her bir şairin, her bir hayatında hep böyle farklı bir zorluklar görmüşüzdür. Aslında onlar da bir ilham oluyor değil mi? Onlar da bir ilham oluyor. Biz biraz daha hani besliyor bu konuda insanı. Besliyor. Biz biraz daha bu konuda şanslıyız. Çünkü biraz daha her şeye ulaşma ihtimalimiz yüksek. Elimizin altında. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi özellikle şiir kitaplarında, romanlarda veya hikayelerde ben şuna inanmıyorum. Mesela bir şiir kitabı bir ayda yazılıp çıkılmamalı. Ya çıkartılmamalı. Hani bu emek isteyen bir olay. Yani bir ayda kimse böyle 100 tane, 150 tane şiir yazıp çıkartamaz. Ya ben oradaki şiire hani kusura bakmayın ben çok fazla inanamam. Çok fazla güvenemem. Hani gerçek duygular olduğuna güvenemem. Yazı o yüzden dahi biraz sanki alelade. Biraz daha alelade hani söylemem absürt kaçar mı bilmiyorum ama son zamanlarda dediğim gibi özellikle şiir tarzındaki kitaplarda biraz böyle kafalar değişti. Şimdi önceden insanlar hani bir şiir yazdığında bunun gerçekten bir değeri vardı. Ve insanlar gerçekten bunu bilerek okuyordu, alıyordu, görüyordu, söyleşilere gidiyordu, imza günlerine gidiyordu. Şu an biraz daha yazan kişilerin biraz daha böyle ticaret amaçlı yaptığını düşünüyorum ben. O yüzden diyorum sanat gerçekten sanat içindir. Çok güzel. Teşekkür ederim. Peki Gökhan Bey şunu sormak istiyorum. Şiirlere baktığımızda yani artık divan edebiyatından da İslami öncesi Türk edebiyatından da aldığımızda özellikle divandan sonraları günümüze gelene kadar en önemli temanın aşk olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi sizin şiirlerinizde de benzer mi yoksa aşk dışında da konulara değiniyor musunuz şiirlerinizde? Yani şiir denince sizin de söylediğiniz gibi akla direkt aşk geliyor elbette ki. Hani bu çok olağan bir durum. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir hikayede, bir roman kitabına baktığımızda bir konu üzerinden yürüyebiliyorlar. Atıyorum polisiye romanı polisiye olarak yürüyor. Evet. İşte aşk romanı sadece aşk romanı olarak yürüyor. İşte başka bilim kurgu oluyor mesela. Sadece bilim kurgu üstünden yürüyor. Ama şiir öyle değil aslında. İşte demek istediğim bu. Mesela şu an yeni şairlerden beni bir tık daha ayıran özelliklerden biri de bu. Hani şiirde, şu an benim şiirimde özellikle. Elbette ki aşk var. Bunu kimse yani inkar edemez. Ben de inkar edemem. Gerçekten hani aşk, güzel aşk şiirleri de olan bir kitabım var. Ama bunun dışında birçok konuya da değindiğim oldu. Umutsuzluk olsun, umut olsun, barış olsun, savaş olsun, haksızlık olsun, isyan olsun ki özellikle isyanı en çok İsmet Özel
şu an yaşayan efsanelerden biridir benim için gerçekten de. Mesela ondan etkilenip de yazdığım birkaç şiirdir. Çünkü o da şiirlerinde birçok kez isyanı dile getirmiştir. Tabii de ben farklı bir dil kullandım, o farklı bir dil kullandı. Yani hani birçok gerçek duygularınız var aslında. Gerçek duygularım var. Halbuki ya bu aşk dışındaki şiirlerimde hepsi gerçek duygular. Ama aşk şiirlerimdekinde elbette ki böyle gerçek duygular olmayan şiirlerim de var. Onu da şöyle açıklayabilirim. Hani insan yalnız kaldığı zaman veya insan bir kitap okuduğu zaman, bir şiir yazmak istediği zaman illaki bir karaktere, illaki bir olay örgüsüne yazmasına gerek yok. Hani kafasında kurduğu bir hayal dünyası vardır. Orada belki hayalinde olan bir kadın vardır, bir olay vardır, bir örgü vardır. Onlara da şiir yani yazabilir. Hiç öyle şiirlerim de var. Hiç katmayan insanlar da var. Mesela bizim benim dönemdaşımda yazan çizen arkadaşlarım da vardı. Tamamen mesela bir anahtar kelimeler belirleyip onlar üzerinden sizin de belirttiğiniz gibi bir hayal dünyası, bir ütopya yaratıp bunun üzerinden yazan insanlar da var. Siz biraz daha bu noktada gelenekselci. Evet, ben biraz daha gelenekselci bakıyorum olaya. Çok güzel. Peki bundan sonraki dönemlerde yeni kitaplarınızı görecek miyiz ve bu kitaplarda yine şiir kitabı özelinde mi olacak yoksa roman hikaye tarzında girmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi şiir kitabım çıktıktan sonra veya yayın evine baskıya verdikten sonra tekrardan üstünde çalıştığım demeyeyim de yazdığım birkaç şiirim daha oldu. Hani ilerleyen dönemde hani ne getirir bilmiyorum ama elbette ki böyle bu kadar kalın olmasa da kitap veya bu kadar fazla şiir olmasa da bir kısa bir şiir kitabı çıkarmak istiyorum. Ama onun dışında şu anda bir romanım bir de hikayede çalışmam var. Şu an yazıyorum. Çok güzel. Bakalım onlar da... Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsun? Onu bilmiyorum. Şiir kitabını herhalde 7 senede çıkardığımıza göre romanla hikaye ne kadar sürer onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten kolay değil. Hani gerçekten tabii yazıyorsanız, istenerek yazıyorsanız kolay olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki yazmak sizce bir yetenek midir yoksa farklı bir herkes yazabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim, yazmak bir bakıma insanın kendisinden kaçmasıdır. Herkes yazabilir ama herkes o hisleri kağıda dökemez, kaleme dökemez. Hani biraz daha burada insanın yoğunlaşması lazım kendi içine diye düşünüyorum. Hani biraz daha içindekini dışa vurmalı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü herkesin dışa vurumu farklıdır olayları. İşte kimisi yazar. Hani örnek veriyorum, kimisi başka bir alternatif bir şey yapabilir, yürüyebilir. Hani belki yürümek onun için yazmaya değerdir. Veya bir aktiviteye gitmek, bir konsere gitmek onlar için ekstra bir hani yazmaya değer olabilir. Evet. Ama dediğim gibi herkes yazabilir, iyi veya kötü. Onun tabii ki de halk verir burada kararı. Çok güzel. Peki kitap çıkartmak isteyen, bu yolda ilerlemek isteyen insanlara son olarak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle söyleyebilirim. Ben ilk şiirimi yazdığımda, programın başında da söylediğim gibi, yani insan kendi şiirini bilemez, değerlendiremez. Bu da Üstad Cemal Süreyya'nın sözüdür. Yani kendi şiirini değerlendiremez diye veya kendi sesini değerlendiremezler. Şiir de öyledir, yazmak da öyledir. İlk yazdığınızda bu size çok kötü gelebilir, çok güzel de gelebilir ama bunu bir şiirde veya bir yazıda anlayamazsınız. Bu bir süreçtir. Hani ilerleyen zamanlarda benim de var mesela. Şu an kitabımda 145 tane şiirim var benim. Belki dışarıda kalan 50 tane daha şiirim var. Hani hayır bu olmaz. Veya işte 2016 yılında yazdığım bir şiiri 2022 yılında, 2021 yılında okuduğumda ya bunu ben mi yazmışım diyebiliyorum. Çünkü gerçekten bu üstüne koya koya gidilen bir yol. Evet, kesinlikle. Ondan sonra hani gerçekten okunabilir, gerçekten hani siz de beğeniyorsanız ki ben şiirlerimi hiç böyle değerlendiremem. Çevreden gelen etkiler olsun, arkadaş ortamından gelen etkiler olsun. Hep iyi tepki geldiği için o biraz daha beni hani güçlendirdi, biraz daha hızlandırdı. Motivasyon insanı. Motivasyon oldu. Ben de kitaba dönüştürdüm. Demem o ki diğer işte bu düşüncede olan arkadaşlara asla vazgeçmesinler. Kötü de yazsalar, iyi de yazsalar bu bir süreç. Bunu devam ettirsinler. Ve özellikle inanılmaz derecede fazla kitap okusunlar diyorum. Her şeye farklı bakış açısından baksınlar. Atıyorum bu kalem normal bir kalemse bunu kafalarında kurup farklı bir bakış açısıyla baksınlar. Hani normal bir kalem olarak bakmasınlar buna. Hayal dünyasını genişletsinler. Ki bunu da dediğim gibi bol bol okuyarak kazanabilirler. Çok teşekkür ediyoruz hem programa katıldığınız hem de verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli program oldu. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz şair Gökhan Sillelioğlu'ydu. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.